Ben de dedim ki. DVT ve gösterilen konakperverliğe göre Türkiye Respublikası Milli Müdafiye Naziri Canap Hulusi Akar'a derin minnettarımı bildiririm. Canap zabitler, bugün biz Turas Şahin 2021 Birge Taktiki Uçuş Taliminin Yüksek Müşahedeçi Gününe toplaşmış. Talimin uğurla başa çatması münasebetiyle hamınızı tebrik ederim. Talime Azerbaycan tarafından 2 adet Su-25 ve 2 adet MiG-29 döyüş dairesi ümülükte ise 77 hərbi qulluqçusu cəlb edilmiştir. Təlimin keçilməsi ölkələrimizin hava sahəsinin qorunmasında əldə edilmiş bilik və təcrübənin paylaşması istiqamətində mühüm əhmiyyət kəsb edir. Bütün təlim iştirakçıları yüksək peşəkarlıq və bacarıq nümayiş etdirmişdir. Təlimdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar uğurla yerinə yetirmişdir. Cənab zabitlər, son illərdə keçirilən hərbi əməliyyatlar nəticəsində silahlı qüvvələrimizin bölmələri böyük döyüş təcrübəsi əldə etmişdir. Belə ki, Türkiyə silahlı qüvvələri, döyüş əməliyyatları, sülhün qoruma və terrorçuluqla mübarizə sahəsində yeni texnologiyalar və döyüş usulları tətbiq etmişdir. Azərbaycan ordusu Türk silahlı qüvvələrin dəstəyi ilə işğal altında olan torpaqların azad edilməsi zamanı müasir texnologiyalar və yeni döyüş taktikasından istifadə edərək qələbə əldə etmişdir. Qazanmış döyüş təcrübəsinin paylaşması mühüm əhmiyyət kəsb edir. Təlimlərin keçirilməsi döyüş hazırlığın yüksəldilməsini təmin edir. Bu təlimlər qoşunlarımızın imkan və qabiliyyətinin inkişaf etdirməsinə böyük töhfə verir. 2021-ci il ərzində 18 hərbi təlimlərin keçirilməsi planlaşdırılmış və bunlardan 11-i artıq icra edilmişdir. Belə təlimlər gələcəkdə də davam edəcək və qarşılıqlı uzlaşma səviyyəsinin artılmasına xidmət edəcəkdir. Cənab zabitlər, dövlət başçılarımızın arasındakı səmimi münasibətlər ölkə arası əlaqələrə və qarşılıqlı siyasi etimadın formalaşmasında müsbət təsir göstərir. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev bu əlaqələrin inkişaf edilməsini daimi diqqət mərkəzində saxlayır. Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan daimi Türkiyənin dəstəyini görüb. Müharibə zamanı Türkiyə Respublikasının Prezidenti, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri və digər yüksək vəzifəli şəxslər dəfələrlə Azərbaycana siyasi, mənəvi və diplomatik dəstək göstərmişdir. Onların bəyanatları Azərbaycanın tək olmadığını və Türkiyənin daimi Azərbaycanın yanında olduğunu bütün dünyaya bildirmişdir. Bu bütün dünyaya Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz və əbədi olduğunu nümayiş etdirmişdir. Türkiyə kimi qardaşımızın yanımızda olması bizi daimi ruhlandırır və bizə güc verir. Azərbaycan xalqı Türkiyənin bu dəstəyini çox yüksək qiymətləndirir. Türkiyə tərəfindən göstərilən bu böyük dəstəyə görə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vətən müharibəsində Türkiyənin müdafiə sənayesi məhsulu olan məşhur bayraqlar və bir sıra digər silahlı sistemləri bizim uğurlarımızın əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Hörmətli toplantı iştirakçıları, vurğulamaq istərdim ki, bu təlim silahlı qüvvələrimizin istənilən vəzifəni birgə icra etməyə hazır və qadir olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Biz Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin peşəkarlıq qabiliyyətinin yüksək qiymətləndiririk. İnanıram ki, belə təlimlərin keçilməsi birliyimiz və qardaşlığımızın daha da möhkəmləndirəcəkdir. Yaşasın Türkiyə, yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı.
Dikkatinize göre sağ olun. Bizim herhangi bir şekilde savaşmak, herhangi bir şekilde milletin, diğer ülkelerin topraklarını işgal etmek, onların hudutlarını ihlal etmek gibi niyetimiz yok. Kesinlikle yok, bunu böyle bilin. Fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde karada, denizde, havada ve ne kendimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ne de dost ve kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın, Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmemek konusunda hazır olmamız lazım. Açıkça söylemek gerekir ki Cumhuriyet tarihimizde, yakın tarihimizde arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar kapsamlı, bu kadar geniş, bu kadar derin harekat içinde olmadı. Şu anda bütün kuvvetlerimiz, kara, deniz, hava, tüm kuvvetlerimiz yoğun bir şekilde çalışma içinde, gayret içinde, enerji harcıyor, emek harcıyor, ter döküyor ve gerektiği zaman da hayatını ortaya koyuyor. Bizim tek amacımız, biraz önce belirtmeye çalıştığım gibi arkadaşlarım, kendi ülkemizin, dost ve kardeşlerimizin vatanını ve milletimizi güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim açık, gizli, kapalı herhangi bir ajandamız olmadığında herkesin bilmesi lazım. Gerçekten bizi izleyen düşman gözlere karşı, karşıt güçlere karşı çok önemli bir mesaj oluyor arkadaşlarım bu. Onları gerçekten ürkütüyor, korkutuyor. Diğer taraftan da asil milletimiz başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimiz de büyük bir memnuniyetle buradaki başarılarınızı, faaliyetlerinizi heyecanla izliyorlar arkadaşlarım. Arkadaşlarım, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz buradaki Azerbaycan'a karşı riskler, tehditler bize karşı yapılmış gibi biz bunu algılıyoruz. Ve buna göre de yapmamız gereken ne varsa arkadaşlarım, işbirliğimizin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Şu anda bu tek vatan diye biz adlandırıyoruz operasyon planını. Tek vatanın planlarının başarıyla uygulanması sonucunda şu anda kurulan bir ortak merkezde Rus askerleri, Türk askerleri, yani TSK askerleri beraber orada ateşkesi gözlemliyorlar, gözetliyorlar. Ateşkesin kalıcı olması için, ateşkesin devamı için beraber gayret sarf ediyor değerli arkadaşlarım. Tabii bunun yanı sıra da alçakça yapılan orada bir mayınlama harekatı var. El yapım patlayıcıların döşenmesi harekatı var. Karşı tarafın yaptığı. Bunların da temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri elimizden gelenleri gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da yakın işbirliğimiz sürüyor arkadaşlarım. Tabii bir Şuşa beyannamesi var. 15 Haziran'da Cumhurbaşkanımızla Sayın Aliyev arasında imzalanan, Şuşa'da yapılan bir mutabakat muhtırası var arkadaşlar. Anlaşma var. Bu anlaşma da bizim için çok önemli. Bu bizim için gelecek bakımından, yol haritası göstermek bakımından çok önemli bir belge. Ve buna karşı tüm bununla birlikte tüm tehdit ve tehlikelere karşı işbirliğimizi orada teyit ediyoruz. Ve buna göre alınması gereken tedbirleri belirleyip ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Bununla maksadımız bölgede kalıcı ve uzun vadeli bir huzur ortamının sağlanması, refaha giden yolun açılması, güvenliğin sağlanması. Başkaca bir amacımız yok arkadaşlarım. Ve biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Aliyev'in Ermenistan'a karşı, bölge halkına karşı uzatılan barış elinin, barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması. Fakat maalesef şu ana kadar tam bir cevap alınamadı ise de bazı iz ve emareler var. Orada bizim gerçekten amacımız bölge imkanlarından bir barış içinde, huzur içinde, istikrar içinde istifade etmek suretiyle tarafların hem güven hem de refah içinde yaşaması. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve ateşkesin kalıcılığı ve istikrarı bir an önce sağlanması bizim temel dileğimiz. Ve bizim isteğimiz burada bölgenin artık güvenli bir bölge haline dönüşmesi, güven içinde olması, istikrar içinde olması, insanların rahat huzur içinde yaşaması. Şu anda dahi karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlık göstererek hem yurt içinde hem yurt dışında kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yapmaya devam ediyorlar. Şu anda dahi ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla onlara da sizler dahil onlara da kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyor. Her birinizin alınlarından tek tek öpüyoruz arkadaşlarım. Hamınız salamat ve yaşlı kalın.
Gurur kaynağı, heyecan kaynağı, tebrik ediyorum. Hepinize kazasız belasız hayırlı başarı görevler diliyorum. Erkan'dan öpüyorum.